Gaziantep'te bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan tilki tedavi altına alındı. Bunun karnına bir şey mi var? Keşke bir hayvan. Çok iyiymiş bu. Baraban çekirin baraban. Evet, şu hayvan kurtulsun ya. Hayvan kurtulsun da baba. Ben gördüm. Dedem. Yolun kenarında yatıyordu. Dedem ona gösterdi. Ben de sizler aradım. Baranlıkta kayırmıyorum. Yani Milli Park'ı aradık. Gelip götürsünler diye. Zor oluyor bir de. Evet. Yaram aracı da yok. Hastadır herhalde. Büyük ihtimalle. Vallahi ben uyutmaya karşıyım yani. Gerçekten var ya, hayvanları öldürmeye karşıyım. Hayvanlar insanlara çalışıyor. Bütün hayvanlar insanlara çalışıyor. Kısırlaştırsan ve uyutmasınlar yani. Yazık. Yolda gördük. Yürüyemiyordu. Yok, pek de korkmadı. Ne korkucuk yine. Hayvan zaten korkulacak bir hayvan değil ki. Nasıl korkucuk ki kendinden. Zaten yürüyemiyor. Peki. Biz Türkler oradan günah. O da bir can taşıyor, biz de bir can taşıyoruz. Onda da var bir nefes, bizde de var bir nefes. Ama günah. Tedavi etmesini isterim. Buyur. Yok abi, yerdeydi, biz aldık ya. Buradan aldık. Hayvanın üstüne vurdu. Burada sökmedik. Biz sökmedik. Kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Yaralı tilkimizi tedavi amaçlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüyoruz. Peki tedaviden sonra tekrar doğaya salıyor muyuz? Aynen, doğaya geri bırakıyoruz. Yaşa